Bu videomuzda Skywalker 5 ANX model oyuncu bilgisayarımızın teknik özelliklerini ve oyun performansına yakından bakacağız. İşlemciden başlayarak sistemin özelliklerinden bahsedelim. AMD'nin en son nesil işlemci modellerinden olan Ryzen 5 3600X bulunmaktadır. İşlemcinin verimli ve stabil çalışmasına olanak sağlayan Asus'un B450M Dragon model anakartının sisteme konumlandığını görmekteyiz. Anakartın RAM bellek yuvasında 16 GB 3000 MHz çift modül bellek bulunmaktadır. Bir oyuncu bilgisayarının en temel parçası olan ekran kartı kısmında Asus'un Nvidia GeForce chipsetli TUF RTX 2060 6 GB 192 bit overclock edition ekran kartı modeli kullanılmaktadır. Sistemin depolama kısmında veri aktarım için SATA bağlantı disk yerine daha hızlı ve yüksek kapasite okuma yazma teknolojisine sahip 500 GB M.2 NVMe SSD kullanıldığını görmekteyiz. GameGarage.com üzerinden sipariş vermek istediğinizde sistem içeriklerini özelleştirebildiğinizi belirtelim. Bellek ve depolama dahil birçok bileşenleri ve aksesuarları seçebilirsiniz. Sistem kasası 41,5 cm derinlikte, 47 cm uzunlukta ve 21 cm genişliktedir. Kasanın soğutma görevini 3 adet ön panelinde, 1 adet ise arka bölümünde olmak üzere toplamda 4 adet 120 mm boyutundaki yaprak RGB aydınlatmalı fanlar üstlenmektedir. Şık bir görüntü sağlayan bu fanları sistemle entegreleri olarak gelmekte olan uzaktan kumandası ile 30'dan fazla renk efekt kombinasyonları arasında geçiş yapıp kendinize özgü renklerle kişiselleştirebilirsiniz. Kasanın üst bölümünde ve güç kaynağının konumlandığı bölümde bulunan manyetik toz filtreleri sayesinde hava sirkülasyonundan dolayı oluşacak sistem içi tozlanmayı minimuma indirmektedir. Kasanın bağlantı ve giriş çıkış portlarını incelediğimizde ön panelde 1 adet USB 2.0, 2 adet USB 3.0, 2 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları, güç ve reset düğmesi arasında kalan 2 adet aydınlatma göstergesi ise kasanın çalıştığı zaman sistem ve sistem SSD'sinin çalışır durumda olduğunu gösterir. 1 adet RGB aydınlatma kontrol tuşu ve 1 adet güç düğmesi olduğunu görmekteyiz. Kasanın ön ve yan panelinde temperli cam bulunmakta olup elle sökülebilen vidaları sayesinde kolayca çıkartılabilmektedir. Arka tarafına baktığımızda 4 adet USB 3.0, 2 adet USB 2.0, 1 adet Gigabit Ethernet portu, 3 adet 3.5 mm ses giriş çıkış portları olduğunu görmekteyiz. Bu portların altında RTX 2060 model ekran kartının 1 adet DVI, 2 adet HDMI ve 1 adet DisplayPort çıkışı bulunmaktadır. Ayrıca anakart üzerinde görüntü çıkış portları bulunmaktadır. Lakin sistemde harici ekran kartı bulunduğundan bu portlara ihtiyaç duyulmamaktadır. Sistemin en alt bölmesinde konumlandığını gördüğümüz 600 Watt'lık güç kaynağı 80 Plus Bronze sertifikası sayesinde verimli ve stabil bir besleme sağlamaktadır. Kasanın sistem içi kablolamaya oldukça uygun kanal geçişleri bulunmaktadır. Sistemin iç kısmına baktığımızda işlemcinin üzerine konumlanan soğutucusu, Micro ATX boyutunda anakart, RAM ve ekran kartı bizleri karşılıyor. Sistemin anakartında bulunan 2 adet bellek yuvası sayesinde maksimum 32 GB kapasiteye kadar bellek desteğine olanak sağlamaktadır. Anakartta bulunan 4 adet SATA bağlantı yuvası sayesinde fazladan SATA SSD ve hard disk kullanabilirsiniz. Sistemin oyun testlerini 1080p çözünürlüğünde 165 Hz 1 milisaniye tepkime süreli bir monitörde oyun içi tüm grafik ayarlarını en yüksekte olacak şekilde ayarlayıp yapmaktayız. 1080p çözünürlükte yüksek ayarlarda hemen hemen çoğu oyunu 60 FPS üzerinde akıcı bir şekilde oynama deneyimi yaşatacaktır. Her zaman en iyi FPS sonuçları için sisteminizi güncel tutmayı unutmayın.